Değerli dinleyenler, mahalle kahvesi Osmanlı döneminde önemli bir müessese ve bu manzume Akif'in ifadesiyle kardeşim Hüseyin Avni'ye hitap edilmiş. Hüseyin Avni Ulaş, Akif'in yakın dostlarından. Akif'le birlikte milli mücadeleye katılmış. 1. Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet grubunda yer almış. 1946'dan sonraki çok partili dönemde ilk muhalif partilerden olan Milli Kalkınma Partisi'nin kurucularından birisi. Evet, bakalım nasıl mahalle kahvesi? Orijinalinden başlıyoruz. Mahalle kahvesi, Osmanlılar bilir ne demek? Tasavvur etme sakın, görmedim nedir diyecek. Dilenci şekline girmiş bu sinsi caniler, bu gündüzün bile yol vermeyen haramiler, adımda bir dikilir azminin gelir önüne, zavallı yolcunun artık kıyar bütün gününe. Evet, dilenci sanır seyreden kıyafetini, fakat bir onluğa avuç açan sefaletini görüp de rikkate şayan biraz sokulsa hemen vurur şikarını ta kalbinin samiminden. Mahalle kahvesi hala niçin kapanmamalı? Kapansın, el verir artık bu perde pek kanlı. Hayır, bu perde bu şarkın bakılmayan yarası, bu çehresindeki levsiyle yurda yüz karası, hayatımızda gediktir gedikli namıyla, açık durur koca bir kavmin ihtimamiyle. Sakın frengiye benzetmeyin fecaatini, bu karha milletin emmekte ruhi gayretini. Mahalle kahvesi şarkın harimi katilidir. Tamam o eski batakhaneler mukabilidir. Zavallı ümmet-i merhume ölmeden gömülür. Söner bu hufrede idraki, sonra kendi ölür. Muhit-i levsine dolmuş ki öyle manzaralar, girince nur-u nazar simsiyah olur da çıkar. Evet, bakışların ışığı buraya yöneldiğinde kapkara olur çıkar. Mahalle kahvesi böyleymiş. Sadeleştirilmiş şeklinden devam ediyoruz. Yatar sefil zemininde ağırlaşmış bedenler, yüzer ağır havasında en kötü ruhlar, lanetli ağızlara benzer yarıklarıyla taban, kusar içinde neler varsa hatıralarından. O hatıralar sanmayın ki yüksek manalar taşır. Bunlarda hep tarihimizin kötü tarafları vardır. Neden eskilerin övünülecek taraflarını yok sayıp yalnız geçmişimizin çirkinliklerine sarılmadayız? Kış uykusunda mı geçmişti ömrü atalarımızın? Hayır, o soylu neslin, o şanlı evladın damarlarında zeka ve yiğitlik akardı kan yerine. Yüreklerinde ölüm şevki vardı can yerine. Fakat biz onlara ait ne varsa elde yazık, birer birer yıkarak kahvehaneler yaptık. Bütün sanat abideleri yetiştiren doğunun bereketli toprağı nasıl kuraklaştı bakın. Ne hastanesi kalmış zavallı eski neslin, ne bir hayır kurumu, bitmiş elinde yeni neslin. Kanalların izi yok, köprüler harap olmuş, sebillerin başı boş, çeşmeler serap olmuş. O kahraman babalardan doğan bu yüreksiz nesil ne geçim kavgasını bilir, ne de el emeğinden anlar. Ona işkence gelir çalışmayı görse rüyada. Niçin yorulmalı zaten ölümlü dünyada? Vücut Allah'ın emaneti, doğru. Hem de cennetliktir. Bu kahveler gibi cennet de Müslümanların imtiyazıdır.
Aile hayatı diye bir hayat tarzı var. Mutluluk ancak odur. Dense hangimiz anlar? Aile hayatı dünyada en huzurlu hayat. Fakat o alemi bizler tanır mıyız? Yazık. Sabahleyin dolaşıp bir kazanca hizmetle, evinde akşam otursan büyük bir hürmetle, karın, çocukların, annen, baban kimin varsa etrafında bulunsalar, seni kat kat bu haleler sarsa, cennet köşkünü yuvanda görsen olmaz mı? İçinde duygu taşıyan kalp için bu zevk az mı? Karın ruh yoldaşın, çocukların ruhun, anan baban korunmak için sığındığın kucağın, sıkıldın öyle mi? Fakat biraz alışsan eğer, heza kadar geniş gelir sana bu dar çember. Ne var şu kahvede bilmem ki, sığmıyorsun eve. Gelin de bir bakalım. Buyurun, işte kahve. Çamurlu bir kapı, üstünde bir değirme delik, önünde tahta mı, toprak mı, sorma. Pis bir eşik. Şu gördüğüm yer için her ne söylesem caiz. Ahırla farkı, o yemliklidir, bu yemliksiz. Zemini 100 sene önce döşenme Malta taşıymış. İmişle söylüyorum, çünkü anlamak uzun iş. O bir karış kirin altında hangi maden var? Tavan açık kuka renginde, sağlı sollu duvar, maun cilasına batmış tütünle nargileden, duman ocak gibi çıkmakta çünkü her güleden. Dikilmiş ortaya, boynundan üstü az koyu al, vücudu kapkara, leylek bacaklı bir mangal. Şu var ki bilmeyen insan görürse birden eğer, balıkçılığın kara saçtan yapılma heykeli der. Kenarda peykelerin alt başında bir kirli tomar sürükleniyor. Bir yatak ki besbelli. Çekilmiş üstüne yağmurluğumsu bir pırtı, zavallının güveden lime lime hep sırtı. Kurur bu örtünün üstünde yağlı bir mendil, ki bir tependen inersem diyen hasır zembil, onun hizasına gelmez mi, bir döner şöyle, sicimle kulpuna ilmikli çifte mestiyle. Duvarda eski ocaklar kadar geniş bir oyuk. İçinde camlı dolap var ya, raflarında ne yok? Birinci katta sülük beslenen büyük kavanoz. Onun yanında kan almak için 5-10 boynuz. İkinci katta bütün kerpetenler, usturalar. Demek ki kahveci hem diş doktoru hem berber. İnanmadınsa değildir tereddüdün sırası. Uzun söze ne gerek var? İşte örnekleri. Çekerken etli kemiklerle ayrılıp çeneden, sonunda bir ipe boy boy onar onar dizilen, şu kazma dişleri sen mahya belledinse değil, birer mezara işaret düşün ki her kandil. Üçüncü katta durur sadece havlu bohçaları. Sağında cam dolabın, hücre hücre bit pazarı. Duvarda türlü resimler, alın işte çamlı beli, kaçırmış ayvazı, ağlar kör oğlu rahmetli, Arap üzengiye çalmış Şah İsmail gürzü, ağaçta bağlı duran kızda işte şimdi gözü, acıklıdır Kerem'in, of der demez yanışı, fakat şu ah minel aşka kim durur karşı? Gelince Ezra Kabanu denen acuze kadın, kazması düşmüş elinden zavallı Ferhad'ın. Görür de böyle Rüfai'yi, elde kamçı yılan, beyaz bir aslana binmiş durur mu?